Arkadaşlar merhaba, günaydın. Washington DC'den, yani başkentten merhabalar. Bugün Washington DC'yi biraz gezeceğim. Online ile bir tane vlog hazırlamayı düşünüyorum. Burası tarihi bir eyalet. Hem de önemli bir eyalet siyaset konumundan. Çünkü hani Beyaz Saray burada. Müzelere ve anıtlara gideceğim. Arkadaşlar Washington East Coast'ta bulunan bir eyalet. Ben ilk önce New York'a geldim, sonradan arabayla Washington'a geçtim. Yaklaşık bir 4 saat, 4,5 saat bir yolculuk oldu. Burada Airbnb'de kalıp 2 gün gezmeyi planlıyorum. Sonradan da tekrardan New York'a döneceğim. Stay tuned. Buradaki araba benim arkadaşlar. Volkswagen Jetta. Onu kiraladım şeyden, New York Airport'tan, John F. Kennedy'den. 2 günlük, sonra New York'ta zaten. Geri kalan zamanı New York'ta gezeceğim. Orada zaten arabaya pek ihtiyacım yok. Orada Subway'i kullanıp tekrardan bir New York eski topraklara dönüş yapacağım. Arkadaşlar burası White House, yani Beyaz Saray. Amerika'nın başkanlarının bulunduğu located, yani başkanlarının yaşadığı yer. 1800'den beri Amerika'nın başkanlarına ev sahipliği yapıyor arkadaşlar burası. 220 senelik. Iconic biliyorsun. Biliyorsunuz. Bu da etrafında yürüdüğün zaman tabii büyük fence, yani büyük şeyler var. Fence var etrafında tabii korumalı olarak. Ama tabii insanlar geliyor, fotoğraf çekiniyor. White House'da ismi de şuradan geliyormuş arkadaşlar. Hani bir şeyler, bir kağıla alındığı zaman White House announced. White House announced, oradan geliyor White House ismi. Dışı da zaten beyaz. Dünyanın en korunaklı protected house'larından bir tanesi. Arkadaşlar bu da George Bush 2 dönem. Ondan sonra Obama, Barack Obama 2 dönem. Sonra Donald Trump ve şu anda da charge'da başkan olarak Joe Biden var. Belki de içeride de Joe Biden. If you wanna say selam vermek isterseniz belki çıkar bize bir YouTube kurs. Selam söyle. Ne yapar? Good morning. Just going to one photo. Arkadaşlar ben belki de aday olurum ileriki zamanlarda başkanlığa. Ama galiba başkan olamıyorsunuz eğer burada doğmadığınız için. Belki o zamana kadar kurallar değişir. Belki ben de başkan olabilirim. Yani Amerika'ya benim gibi bir başkan yakışıyor aslında. İlk foreign president. Turkish president. In US. Arkadaşlar burası Washington Monument isminde bir anıt. Bu da Revolution'dan sonra Amerika'da ilk President George Washington zamanında yapılmış. Burası Washington eyaletinin sembollerinden bir tanesi. 170 metre büyüklüğünde arkadaşlar. 170 metre uzunluğunda. Burası Lincoln Memorial diye adı geçiyor. Lincoln Memorial, Abraham Lincoln'un adına yapılan bir anıt burada, Washington'da. Burası Abraham Lincoln, Amerika'nın 16. Cumhurbaşkanı arkadaşlar. Abraham Lincoln'un önemi ise
köleliği sona eriyor. Abraham Lincoln döneminde köleliği sona eriyor. O yüzden çok önemli bir yere sahip şeyde tarihte, Amerikan tarihinde. Bu da onun bir heykeli var. Washington'da müzelerin çoğu ücretsiz arkadaşlar. Yani %90'ı ücretsiz. National Museum olarak geçiyor bazıları. Ama işte kış saat uygulamasıyla 5'te kapananlar var. Az önce National Portrait Museum, yani fotoğrafçı National Portrait Photo Museum'a geldik. Orası da 7'de kapanıyor. O da yani aslında saat olarak biraz daha iyi. Yani geç kapanıyor. Bu da en beğendiğim yer. Bu Amerikan presidentlerinin fotoğraflarının, yani portrelerin olduğu bölümdü. Orada da bilgiler veriyor böyle birinci başkandan güncel başkana kadar.